Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde şekil fonksiyonlarını işleyeceğiz. Daha önceden yaptığımız analizlerde bir nod için, bir düğüm noktası için bulmuş olduğumuz değerlerin alan değişkeninin ki mekanik problemlerde bu yer değiştirme idi. Bu yer değiştirme değerlerini sadece düğüm noktalarında bulmuş idik. Ama bir düğüm noktasından diğer düğüm noktasına olan o ara geçişte değişimin nasıl olacağını bulmak için interpolasyon fonksiyonları ya veya yaklaşım fonksiyonları kullanmamız gerekiyor demiştik. Ve burada olduğu gibi bir tane ax kare artı b eksi artı c şeklinde x'e bağlı olarak bir interpolasyon fonksiyonu yazmış idik. Bu interpolasyon fonksiyonu vasıtasıyla yatay eksen x yani elemanımızın düğümleri doğrultusundaki değişimin aslında nasıl olabileceğine ilişkin bir yaklaşım oluşturmuş idik bu şekilde de. Böylece de artık elemanın içi boyunca da yaklaşımın nasıl olduğunu tespit edebiliyor idik. Bugün ise U yaklaşım fonksiyonunun X'lere göre değil de U'lara bağlı olarak ifade tarzını yaptığımızda ki yine bu U bir interpolasyon fonksiyonudur. O zaman U'ların yanına yani bağıl değişken olan U'nun yanına gelecek bu nx ifadelerine şekil fonksiyonu denmektedir. Şekil fonksiyonları doğal koordinat sistemi olarak tanımlanan bir koordinat sisteminde tarif edilmektedir. Global koordinat sistemi şekil A'da gözükmektedir. Sabit bir noktaya göre elemanımızın birinci ve ikinci düğüm noktalarını sırasıyla x1 ve x2 gibi tarif ettiğimiz o nokta, baz aldığımız noktaya global koordinat eksen takımı diyoruz. Global eksen takımı kullanmadan elemanın kendi içerisinde eksi 1 ile artı 1 arasında normalize edilmiş olarak tanımladığımız koordinat eksen takımına da biz doğal koordinat eksen takımı diyoruz ve şekil fonksiyonlarını buna göre tanımlıyoruz. Şekil fonksiyonları da U interpolasyon fonksiyonlarında olduğu gibi lineer veyahut da non-lineer tarzda olabilirler. Elemanımızın birinci ve ikinci düğüm noktalarındaki bulduğumuz U1 ve U2 yer değiştirmeleri arasındaki değişimin lineer olduğunu farz edersek U interpolasyon fonksiyonu eşittir N1 U1 artı N2 U2 olmaktadır. Eğer iki düğüm noktası arasındaki değişimin kuadratik yani ikinci dereceden olduğunu farz ediyorsak bu iki nokta arasına bir tane daha düğüm yerleştirmek suretiyle M düğümünü yerleştirmek mecburiyetindeyiz. O zaman Ux eşittir N1 U1 artı N2 U2 artı NM UM şeklinde ikinci dereceden bir değişim tanımlanabilmektedir. Buradaki N1, N2, NM ifadeleri şekil fonksiyonudur. Ve her bir elemana göre tanımlandığı için her bir elemana göre tanımlanması daha kolay olduğu için doğal koordinat sisteminde ifade edilmektedir. Eğer iki düğüm noktası arasındaki değişimin lineer olduğunu farz edersek o zaman şekil fonksiyonu lineer hallerde bir düğüm noktası için 1 eksi r bölü 2, diğerisi için 1 artı r bölü 2 olacaktır. R ise doğal koordinat sistemi olup global koordinat sistemine göre şu şekilde hesaplanmaktadır. A şekline dönecek olursak r eşittir 2 bölü x2 eksi x1 çarpı x eksi x1 eksi 1 formülüyle hesaplanmaktadır. X1 dediğimiz bir numaralı düğüm noktasının global eksen takımına göre koordinatı, X2 dediğimiz iki numaralı düğüm noktasının globale göre koordinatı X dediğimizde elemanın içerisindeki herhangi bir X1 ve X2 arasındaki herhangi bir koordinatı ifade etmektedir. Eğer iki düğüm noktası arasındaki değişimin kuadratik ikinci derecenin olduğunu farz ediyorsak o zaman N1'imiz bu şekilde eksi 1 bölü 2 r çarpı 1 eksi r şeklinde hesaplanıyor. N2 şu şekilde hesaplanıyor. Bir de tam orta noktaya yerleştirilecek M düğüm noktası için 1 artı r çarpı 1 eksi r şeklinde
şekil fonksiyonları hesaplanmaktadır. Bu ne ifadelerine biz şekil fonksiyonları diyoruz. Kuadratik şekil fonksiyonlarında doğal koordinat R'nin global koordinat eksen takımına göre dönüştürme formülü de bu şekildedir. Bir örnek yapalım. Örneğimizde bir düz çubuk var. Çubuğun 1 ve 2 uç düğüm noktaları mevcut. 1 ve 2 arasında U x yer değiştirmesinin lineer olduğu bize verilmiş. Bu durumda P noktasını R koordinat eksen takımına göre, doğal koordinat eksen takımına göre P noktasının koordinatını tespit etmemiz istenmektedir. Daha sonra U1 ve U2, 1 ve 2 düğüm noktalarının yer değiştirmesi verilmiş. P noktasındaki yer değiştirmeyi bulmamız istenmektedir. Şekilde 1. 2. ve P noktalarının global eksen takımına göre olan koordinat değerleri verilmiştir. Çözüm için öncelikle R'nin global koordinat eksen takımına göre dönüşümünü veren bu formülü kullanacağız. Bu durumda P noktasının global eksen takımına göre koordinatının -0,5 olduğunu buluyoruz. Ha, mantıken şöyle de düşünebiliriz. Zaten toplam boy 36-20, 16 mm. Bunun tam ortasında, yani 8 mm'de bir R'nin 0 olduğu bir orijin noktası olacak. Ve biliyoruz ki R burada -1 değerinde, burada da R 1 değerinde olacaktır. Dolayısıyla 0 ile -1 arasında ne kadar fark var? 8 mm'lik fark var. Bunun da karşılığı 24 ila 36. Düzeltiyorum. 20 ila 24, yani arası global eksen takımına göre 4 mm geliyor. 8 ile 4'ü kıyaslarsak yarı yarıya olduğuna göre, o zaman 0 ile -1 arasını kıyaslarsak da yine yarı yarıya olacak. O zaman -0,5 tam orta nokta diyebiliriz. İnterpolasyon fonksiyonumuzun lineer olduğu hallerde şekil fonksiyonları standart olarak şu tarzda verilmiş olmakla birlikte her bir şekil fonksiyonunun R koordinatına bağlı olarak değiştiğine dikkat edelim. Bizim P noktamızın R'si 0, -0,5 olduğu için R'ye -0,5 yazarak P noktasına özgü N1 ve N2 değerlerini 0,75 ve 0,25 olarak tespit ediyoruz. P noktasının yer değiştirilmesini bulmak için yer değiştirmenin lineer denklemini kullanarak P noktasına özgü N1, N2 değerlerini yerine yazıp bir de U1, U2 yani birinci düğüm ve ikinci düğüm noktalarındaki yer değiştirmeleri yerine yazarsak UP noktasını 0,001 mm olarak buluyoruz. Arkadaşlar, şekil fonksiyonlarına ilişkin bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.